Merhaba arkadaşlar, dünyanın bir numaralı eğlence kralına hoş geldiniz. Sonunda 2 haftadır ertelediğimiz tatile çıkabiliyoruz. Bu vlogda eğlence, komedi, macera, aksiyon, her şey bu videoda olacak. İnşallah. Hadi yola gidelim. Koyulalım. Gidelim. Eva al çantanı kızım. Gidiyoruz. Bebeğim şimdi çıkmadan önce checklist hazırladım. Kontrol edelim. Tamam. Suyu kapattık. Tamam. Şarj aletini aldın mı? Aldım. Kulaklık aldın mı? Almadım. Ben aldım. Tamam. İhtiyacım olmayabilir ama yine de aldım. Kameraları aldık. Tıraş oldun mu? Ne? Hayır. Ben oldum. Bu ne biçim şey ya liste ya? Saçımızı boyadık. Evet. Lensimi aldım, gözlük kutumu aldım. Çocuğu aldık. Tamam, her şey okey. Arkadaşlar, Mert'in bir esprisi vardı, onu unutmadan yapalım. Aynı tarafı aldım, bu telefonu buradan, şuradan. Ocağı aldık mı? Almadık. Ben ocağı alıp geliyorum. 3 gün üstünde düşündüğü esprisi. Bu kadar eşya arabaya nasıl sığacak bilmiyorum. 2 günlük seyahat ama çocukla ancak böyle oluyor. Çocuktan dolayı değil, size daha da ötürüm. Ne alakası yok ya. Var ya? Tamam şaka yap. Valizin yarısı benim, doğru. Aksine yani hiçbir şey almadım bile. Şimdi yola çıktık. Biz aslında bu yolculukla birlikte şeyi test ediyoruz. Eva'nın büyüyüp büyümediğini mi? Aynen. Neyi? Bizim evlenip taşındıktan sonra şey hayalimiz vardı. Araba sahibi de olduktan sonra Mardin'e, Urfa'ya, Antep'e gidecektik. Böyle her yerde yemekler yiyecektik. Yemek turizmi yapacaktık. Yemek turizmi. Yemek turisti olacaktık. Yani. Aynen. Ama pandemi başladıktan sonra tabii hepsi yalan oldu. Sonra da Eva oldu. Eva'dan sonra fark ettik ki biraz daha yalan oldu bizim hayallerimiz. Şimdi Eva büyüdü. Bu Isparta gezisiyle birlikte biraz bir yerlere kolayca gezmeye gidip gidemeyeceğimizi test ediyoruz. Eğer Isparta gezisi başarılı olursa Eva'ya rağmen bir sonraki durak neresi? Adana. Evet, Adana. Adana'da şey var mı? Portakal Çiçeği Festivali var Adana'da. Pandemiden dolayı o da yaklaşık 2 senedir yanlış hatırlamıyorsam olmuyordu. Aynen. İşte Adana'da bu... yaşamama rağmen ben hiç görmedim mesela. Evet. Bu yıl biz de oraya gitmeye karar verdik. Hem ailemizi ziyaret edelim dedik. Hem de festivale katılalım istedik. Bakalım. Adana öyle. Gezisinden de sonra bizim bir sonraki hedefimiz nedir? Adana'ya gitmişken ondan sonra Antep'e, Maltepe'ye de gidebiliriz istiyorsanız. Ciddi misin? Evet. Yapar mıyız böyle bir şey? Yaparız. Niye yapmayalım? Eva'nın durumuna çünkü bağlı. Çünkü ben çok açım. Oraya kadar gitmişken bir Antep yaparız ya. Ha, yaparız. Antep yakın. Tamam, bunu yapalım. Güzel. Hadi bakalım. Bir de bir kahvaltı yapalım. Ben gerçekten açım bu arada. Evet, sonunda geldik şu an. İnanılmaz bir tepeye tırmanıyoruz ve her taraf kar. Hepimiz spor ayakkabıyla geldik. Ayaklarımız kesin donacak. Ha, geldik. Ya Gölcük diye isim mi olur ya? Başka isim bulamadınız mı kardeşim? Arkadaşlar şimdi geldik, otele giriş yaptık. Böyle büyükçe bir salonu var. Yemeği burada mı yiyeceğiz, aşağıda mı yiyeceğiz? Burada yemek yiyeceğiz. Bedirhan arkadaşımız ve aynı zamanda buranın işletmesi. Bedirhan benim okuldan arkadaşım bu arada. Burayı ben Nisan için çağırdım. Vallahi. Ne? Tabii öncelikle. Evet. Adam çilekeş görüyoruz. Hep çocuk kucağında. Seda yatıyor. Arkadaşlar her şey kolpa. Çok doğru. Çok doğru. O kadar doğru ki. Kimi gördün sen? Arka koltukta yatıyorsun işte. Yatıyor muyum? Abi yatıyorsun. Çocuk tek başına yolları bulmaya. Ben 6 saat. Ben 6 saat araba kullanayım. Sen o kadar büyük bir köpeksin ya. Sen o kadar güzelsin. Ya 1 yaşında burada. 1 yaşında mı? Kocaman lan bu. Ben ilk defa bu kadar büyük şimdi daha 1 yaşında. Oho! Kol kol gibi. Çok korkunç ya. Geliyor ha. Yılız oğlum. Benim kocam. Yükselince çok korkunç olmuyor mu? Bir anda böyle büyüyor üzerine doğru. Zaten çok büyük. Eva eskiden köpek gördü ama çok daha küçüktü o zaman. Farkında değil. Ne oldu? Köpeği ne? Ben hala sizi 3 saat boşu boşuna gezdirdiğim için kendimi suçlu hissediyorum, mahcup hissediyorum. Benden bir şey istiyorsan eğer tam zamanı çünkü her şey okey. Çocuğu uyutabilirsin. Olur, uyuturum bebeğim, kraliçem. Her şey okey. Ben de tatilin keyfini çıkartayım. Otele geldiğimizden bu yana Eva Nisan'ın kucağından asla inmiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle arka koltukta sadece benimle kaldığı için Nisan'dan biraz uzak kaldığını düşündü. Şu an ya da şey de sana katlanamıyordu olabilir. Olabilir. Sana 5 dakika daha bir sabrı kalmamış. Evet, olabilir. Uf, bu arada otelde bir saç kavurma yedik. Ya ben heyecandan, yemeği görünce heyecandan çekemedik video hiçbir... video her şeyi unuttum. Of, çocuğa önlük bile takmamışız. Biz gittik daldık, yemek yedik çünkü. Yani biz kahvaltı
bile yapmadık. Krakerle duruyoruz ya. Çünkü İnsan saçımı çekeyim. Dur. İnsan. Hani biz yola çıktığımızda bir benzinle uğrarız. Hala orada derdini anlatmaya çalışıyorsun, ben buradayım. Abur cubur alırız. Bir şeyler yolda yeriz diye düşünüyorduk. Ya da ne bileyim gözlemeci falan görürüz. Dururuz orada, yemek yeriz, öyle devam evet ederiz diyorduk. Öyle bir yola soktum ki ben bizi. Lan dur kız. Bırakır mısınız abi, bizi? 50 kilometre boyunca benzinlik bile yoktu. Neyse ki arabada benzin bizim vardı. Bizim hala son zamlardan önce sıraya girip kuyruktan şey almıştım, benzin almıştım. Şiddet gördün mü? Ne konuşuyorduk, ben unuttum. Bir de gülüyor ya. Burası butik bir otel arkadaşlar. Tabiat Parkı'nın içerisinde işte alt katta restoran var. Üst katta da böyle minik 2-3 tane oda var yanlış bilmiyorsam. Burası giriş. Aynen. Buradan girdik. Sağda banyo tuvalet var. Odamız böyle. Odayı güzel yapmışlar ama böyle. Çatısı falan böyle tatlı gözüküyor. Şuradan dev bir balkona çıkıyoruz. Bunu yarın sabah ben göstereyim. Şu an çok karanlık zaten. Hiç oda turu olmadı bu. O, ya ne bileyim işte ayna var. Lamba yani, var. Ayna yani. Ne? Ayna. Eva'yı uyuturken işine yarar. İyi hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Çocukları çekeceğim. Bitti mi oda turu? Bu kadar oda turu. Oda bu kadar. Dolap var işte bak dolabı gösterik. Bu da duralım. Aa şundan ne? Eski yokluk galiba. Gitme. Hadi bay. Dur lan. Ben bunu uyutup ne yapacağım, sonra gelecek miyim? Yok sen burada takılacaksın, sana ceza. Benim çok tuvaletim var, tuvalete gitmem lazım. Çocuk beni bırakmıyor. Bende de durmuyor. Bir yolunu buldun artık, ne yapayım yani. Tutacaksın o zaman, yapacak bir şey yok. Ben 4 saat boyunca tuttum yolda. Sen de tut. Yolumuz 6,5 saatti. Ama son 4 saat vardı. Ben hala mahcubum ya. Özür dilerim aşkım. Seni çok seviyorum. Beni çok sevdiğini söyler misin? Beni çok sevdiğini söyle. Hayır. Beni çok sevdiğini söyle. Niye? Kendimi şuradan aşağı atarım. Çocuğa kim bakacak? Bugün yeteri kadar utandım. Kendimi atarım. Bak şuraya asarım kendimi. Beni sevdiğini söyle. Beni sevdiğini söyle. Sen bana çok aşıksın. Ben seni 10 saat dolaştırsam bile sen bana darılmazsın değil mi aşkım? Bilmiyorum, bakarız. Ben aldım cevabımı. İyi hadi kapatıyorum. Bu arada otel inanılmaz büyük bir ormanın içinde. Ben gezmek istiyorum. Çünkü spor ayakkabılarımızla geldik. Evet ya. Her işimiz yorum ya. Bakalım. Ormanda bir gezeceğiz bakalım. Bir şeyler çekeceğiz daha. Bence güzel olacak. Eğlenceli olacak. Eğlence yarın tam gaz devam edecek arkadaşlar. Şimdi uyumamız lazım. Hadi görüşürüz. Saat 8 bu arada. Hadi görüşürüz. Hadi bye. Hadi bye bye yapıyorum. Bye bye. Bye bye. Eğlence tam gaz devam ediyor. Eğlence tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Tuvalete girmem lazım gerçekten aşkım ya. Bir dakika bak şuna. Ayı lan, bence o domuz değil. Ayıydı, ben hala ayı olduğuna inanıyorum. Yok ya bak gidiyor. Aa, bak gidiyor. Domuz. Çok büyük bir domuz. Bak bak bak. Kaçtı. Bedirhan ışık mı tuttu? Ha ışık tuttu. Ben ilk defa domuz gördüm ha. 30 yaşındayım. Hayatım hep çalışmak da geçti. Sadece çalıştım. Bu hayat bana bir domuzu bile önce şimdi gösterdi. Bu ne ya? Ben gezmek istiyorum aşkım. Eva'ya bir şey söyle. Aşkım geldik işte, gezdik. Evet, saat 2:30 hep birlikte. Seda hariç. O içeride Eva'ya bakıyor. Birlikte dışarı çıktık. Dibimize kadar gelen o dev domuzu bulup onunla hatıra fotoğrafı çektirmek için. Ulan yavaş. Oğlum yavaş. Devirecek beni ya. Domuzu bulunca ilk Mert hatıra fotoğrafı çektirecek. Evet. Ondan sonra. Şu ışığı açıp dans edeceğim onunla. Ya yere bak, açık hedef olmamak için bizimle birlikte yürümüyor. Ya bizim daha çok korkuyor ya. Yager kaçtığında anlıyoruz ki biz de kaçmalıyız. Az önce şey oldu, bir tane büyük bir domuz gelmişti ya. O domuz Yager'i kovalıyordu. Yager'i kovalayan domuzu da başka köpekler kovalıyordu. Oğlum biz kaçamayız bu arada. Ayakkabılarını takip. Basket maçı olsaydı alırdık ama. Bakın arkadaşlar, oha hepsini devirmişler. Bakın bütün çöp konteynerları devrilmiş. Bunu yapanlar domuzlarmış. Devirip çöplere karıştırıyorlarmış. Hatıra fotoğrafı çektirmeye çok yaklaştık Mert. Ne sesi? Uçak sesini. Oğlum korktum lan. İnsanın Mert'in arkasına saklandım. Ben şimdi gölgen düşmesin de görüntüyü alabileyim diye, o yüzden.
Bana güvenen bıçağım yok yanımda. Ben de arkasına saklanmadım şimdi öyle bir şey. Ben içerik için buradayım. Bunu YouTube'a yüklemek için birinin hayatta kalması lazım. Evet arkadaşlar, ne yazık ki domuzu bulamadık. Hatıra fotoğrafı çektirmeye şey yalan oldu. Odamıza geri dönüyoruz. Ha bu arada ya gel buradaymış, tamam. Birkaç kere kayboldu da hep bizi sattığını düşündük. Ye. Bana mı yedireceksin? Romantik bir kızsın. Peynir yemek ister misin? Eyvah. Tuttum. Ne yapıyorsun kızım ya? Ne yapıyorsun bebeğim? İşte gördüğünüz gibi Eva'nın ön tarafı boş çünkü burada ne varsa onları uzanıp yere atıyor. Kalkma yerinde. Bıçağı aldı elinde. Bunların bir de pahalı pahalı şeyleri var. Yok taklacısı var, yok paçalısı var. Ondan sonra bir şey cinsi var. Adana'da kuş pazarı var valla bak. Oradan gidip alıyorlar falan böyle. Uçuk fiyatlar falan var bile. Birbirinin kuşunu yakalıyorlar. Sonra çatışma çıkıyor. Eva gel. Ay bildiğin kübesleri var. Bak bak yemlikle. Ben tutabilir miyim? Bir de çocuğu var. Bir de çocuğu. Eli kuşu. Ay kuşum atıp böyle tutamadım. Dedim gelir mi gelmez mi? Gel. Al al al. Bak bak hareket ediyor. Bebeğim bir an kuş diye Eva'yı havaya atacaksın diye korktum. Hey çobanım çok korktum ama böyle kendimi sakinleştirdim. Ama dondum ya ben yani, ne yapacağım şey. Annelik içgüdülerimi kimse sorgulayamaz. Soğuktan kas katı donmuş gibi sopa gibi devriliverdi. Aslında soğuktan da çok kalın giydirdik ki çok hareket etmekte zorlanıyor. Ondan devrildi değil mi? Arkadaşlar bir de şimdi her videoya like atıp kanalımıza abone olursanız ve ayrıca bizi Instagram adreslerimizden de takip ederseniz bir rivayete göre öyle duydum. Eğer küçük bir bebeğiniz varsa balım gelip bebeğinize bakıcılık yapacakmış. Ben kendi çocuğuma bile bakamıyorum arkadaşlar. Yapacakmış. Ayo ayo. Ben öyle duydum. Eğlence tam gaz devam ediyor. Aslında var ya böyle bir yerde yaşayacaksın. Böyle bir yerde yaşamayacak mısın? Bu sırada gelinebilir ama. Böyle bir yerde yaşayacaksın. Burada yaşlanmaz insan ya. O kadar soğuk ki böyle diri diri oluyorsun. Donar değil mi? O yüzden yaşlanmaz. Bak Kaptan Amerika. Eva'ya bakın. Asla soğuk geçirmiyor benim kızım. Bir şey de göremiyor ama. O yine de zevk alıyor. Aşkım ayı izi buldum galiba. Baksana ayağımın yarısı kadar. Köpek izi dediğin bak şu kadar bir şey. İçine bile girmiyor. Ne ayağı bu? Büyük bir pençe. Etrafta ayı olabilir aşkım, dikkat et. Ben bebeği alır kaçarım, sen de artık ne yaparsan. Ben ölü taklidi yaparım aşkım. Ayıyla karşılaşınca ne yapmak lazım ya? Ben, biliyor musun? Ölü taklidi mi yapacağız? Ben bilmiyorum. Burnuna vurup kaçacağız. Daha çok sinirlenecek. Telefonum az önce soğuk alarmı verip kapandı. Bilmiyorum kaç derece. Hava kaç derecedir diye tartışıyoruz da bence -25 en az 50 falan var. Benim tahminim bakacağım mı? 7 derece falan da eksi. Eskişehir'den geldim. Bu soğuklar bana koymaz. -7. Nasıl bildin? Nasıl bildin? Yemin ederim. Sallayarak. Bildim ama. Buralarda vahşi inek varmış. Hiç duymamıştım ya doğada ineklerin özgürce, vahşice gezdiğini. Ama gelirken hakikaten dağ yamaçlarında inekler gördük. Onlar vahşi ineklermiş. Evet, minik bir gezinti yaptık. Şimdi dönüyoruz çünkü çok soğuk. Evet. Göl tarafına indik, orası daha böyle bir esiyor. Açık olduğu için. Az önce Mert diyor ki, Eva'ya bak bu yaşında benden daha fazla şey gördü. Ben karı ilk defa 10 yaşında görmüştüm diyor. Bir Adanalı şehir. Sevdin mi burayı? Evet, çok güzel. Eskişehir mi burası mı? Çok zor soru. Kapatın demek için burası. Ama gece ortamları hiç değil. Mert ne yapıyorsunuz? Oturuyor. Bebeğim? Sen Mert'in kafasında kraker mi kırdın? Ay şu an karıştırıyor. Ay. Yine çizdi. Zaten yaram var. Bakın şurasını işte zaten daha önceden çizmiş. Şimdi bir daha olacak. Aferin kızım. Aynen böyle doğru, devam. Tamam. Niye bana düşman gibi toplanıyorsun? Rahatlığı bozdun çünkü. Ya, onlar yaptı, kraker ben yapmadım. Onlar yaptı, ben yapmadım ki. Tamam tamam. Mert'in her yeri krakör oldu. Evet. Şu an inmeye çalışıyorum. Ben telefonum gitti. Telefon düştü. Eva düşmesin de. Mert, Eva düşmesin diye telefonunu feda etti. Ben de kuş uçmasın diye çocuğumu feda etti. Eva. Eva gibi geleyim mi? Gel. Mert sen gel.
Bakar mısın? Çok normal yürüyor çocuk bizi utandırmak için. Aynı ben. Hayır, aynı ben. Fırsattan istifa. Ne? Bir daha söyle. Kapıyı aç de. Hayır, o değil. Eva'nın bildiği kelimeler. Diğeri bazen canı acıyınca şey yapıyor. Yapıyor. Bir ara al diyordu, at diyordu. Onları unuttuk. Attık bir kenara. Evet, baba da söylemiyor ne zaman. Baba da demiyor. Artık her şeyi çığlıklarla şey yapıyor, anlatıyor. Evet. Lan! Lan! Çocuk! Bir şeyler ağzına atacaktık. Lan! Kabloları bırak zaten. Bu çocuk Allah'ım lan. Ya. Bizim tatil neyimize be? Tamam geçti, hadi git. Ateşe gitme. Yanlış yere gitti. Git derken bunu kastetmemiştim. Dinlenmiş hissediyor musun kendini? Hayır. Yoruldum. Peki bebeğim balım. Eva ile yolculuk için henüz erken miymiş? Aslında daha önce yaptığımız tatillere göre de bence bir tık iyiydi. Ama yine de zordu ya. Evet, yine de zordu. Normal. Beklediğim kadar zor değildi ama zor. Yine de zordu. Bence evet. Biraz daha vakti varmış. Evet. Yaza doğru inanıyorum daha iyi olacak. Kendimi bu şekilde gazlıyorum. Asla pes etmiyoruz. Bu yolculuğa devam. Ne yapacağız? Eninde sonunda öğrenecek, alışacak yani. Sürekli evde takılamayız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atarsanız ve kanala abone olursanız çok 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 seviniriz. Ayrıca bizi Instagram adreslerimizden takip ederseniz de ya biz sizi yeriz herhalde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şey oldu. Öyle mi bitiyor video? Bitmiş. Yaptı mı? Yoksa? Gaz mı yaptı sadece? Tamam kapa sen ya. 안녕. 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 하. 지금 유진이랑 뭐 연습? Eski videoları izledim gittim. Hep beni yere düşürmüşsünüz. Sizin yüzünüzden kafam çalışmıyor. Ben değildim o. Nasıl sen değildin? İzledim sendin. Babandı. Hayır sen düşürmüşsün videoları gördüm. Şimdi hayatım. Fındık kadar beynin olduğu için anlamamışsın sen. Baban düşürdü aslında seni. Yalan söyleme lan. İzledim videoları. Sen düşürmüşsün. Deli değilim ben. Deli değilim. Şu kadar kuş için beni bırak gökyüzüne gideydi. Yavrum, niye beni düşürüyorsun? Şekerim, balım, bal kızım. Ben düşürmedim seni. Baban düşürmüş. Sen düştüğün için işte aklın karışmış senin. Öyle mi olmuş? Öyle olmuş tabii. Aslında orada düşüren senin baban da ben değildim. Öyle mi diyorsun? Evet, onunla hesaplaşman gerekiyor. Doğru. Gidin de boğayım onu. Hadi güzel konuşalım benim. Evet, tamam, git hadi.